Galeri Baraz'dayız. 40-50 yılını dolduran bir galeri. Türkiye'nin ilk galericilerinden olan Sayın Yaşı Baraz ile bir söyleşi yapacağız. Modern sanat adına konuşmaya başlarsak, Türk sanatçısının ve Türk sanatının dünya ölçeğindeki konumu nedir? Bunu çok eskilere bağlamak lazım. Türkiye, Rönesans'ı yaşamamış bir toplum. Yüzyıllarca Hristiyan dünyası sanatla uğraşmıştı. 4. yüzyıllardan bu yana kadar müzeler açılmış, koleksiyonculuk gelişmiş, sanat yazarları çıkmış, yayın hayatı, yüzlerce, binlerce sanatçı yetişmiş ve orada sanata sahip çıkılmış. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman böyle bir gelenekten gelmediği için 19. yüzyılın sonunda başlamış bir olgu. 1883'te Güzel Sanatlar Akademisi açılıyor, müze açılması 1937'de. Yani çok büyük bir rötarımız olduğu için Türk ressamının ne kadar yetenekli olursa olsun Batı'yla, yani Hristiyan dünyasıyla tam bir entegrasyona girmiş durumda değil. Ancak bu hiçbir zaman olmayacak anlamına da gelmiyor. Bu bir süreç meselesidir. Burada devletin katkısı olması lazım, büyük koleksiyoncuların yetişmesi lazım, çok özel müzelerin kurulması gerekiyor ve Türkiye çapında, yani sadece İstanbul veya Ankara, İzmir'de değil, Türkiye çapında müzelerin kurulması ve oralarda kültür merkezlerinin gelişmesi lazım. Eğer oralarda bu müzeler ve kültür merkezleri kurulursa yazarlar da çıkabilir, sanat meraklısı oluşabilir, koleksiyoncu, ressam. Bu zaten kolektif çalışma gerektiren bir iş olduğu için böyle bir çalışma sonucunda belki entegre olabilir. Yani şu an için Türk ressamının Batı ile entegre olması söz konusu değil. Tabii bakış açısı olarak da değerlendirilebilir. Mesela yurt dışındaki bir müze Türkiye'ye nasıl bakıyor? Bunları da tartışmak lazım. Çünkü yurt dışında müzeler sanatçıları, dünya çapındaki sanatçılarını inceliyorlar. Ve oradaki kural, dünya sanatına katkıda bulunmuş mu, bulunmamış mı? Bu açıdan baktıkları zaman Türk ressamlarının hemen hemen hiçbiri dünya sanatına bir katkıda bulunmuş değil. Sadece yapılmış olan ekollerin Türkiye'de 40-50 sene rötarlı olarak burada uygulamasını yapıyor. Dolayısıyla orada kabul görmesi çok zor. Ama bu demek değildir ki dünya global bir hale geldiği için, mesela 19. yüzyıl, 20. yüzyılın ortalarına kadar Paris, Londra, New York sanat merkezleri olduğu için bugün biraz değişim oldu. Uzak Doğu'ya da gitti. Çin'de de, Japonya'da da, Güney Amerika'da, Afrika'dan birçok sanatçı çıkıyor, müzeler açılıyor. Ve açık arttırma merkezleri oralarda sanatçı da keşfediyor. Kendi ülkelerinde, İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da o ressamları açık arttırma yoluyla satış yapıyorlar. Yani Türkiye henüz o kulvarın içerisinde değil. Ama bir ümit var tabii. Çünkü yüzlerce sanatçı yetişiyor. Güzel Sanatlar Fakülteleri aşağı yukarı 100'ün üzerinde olduğu söyleniyor. Tam kesin kaç olduğunu bilmiyorum. 200'e yaklaşmış durumda mıdır? Olabilir. Bu tabii korkunç bir rakam. Tabii bu beraberinde bir işsizler grubunu da getirebilir. Çünkü sanata sahip çıkmayan bir toplumda sanatçıların da ekonomik şartları biraz zorlaşabilir. Ama işlerinden bir veya iki kişi her sene çıkabilirse, ki çok büyük bir rakamdır bir kişinin çıkması bile. Bu kişiler bize hem Türkiye'yi tanıtacak, dış dünyanın, yani dış siyasetin bir parçası haline gelecek, devlet desteği olacak, şahısların desteği olacak ve ama yaratıcı bir kişilik olarak, o birey olarak dünyaya bir şeyler söylemeye çalışacak. O zaman belki dünya çapında bir sanatçımız zaman içinde çıkabilir. New York'ta Leo Castelli ile tanıştım 1988-89 yılları. Ve birçok kitap, katalog, o zamanlar slide vardı, slide'larını gösterdim. Çok Batı sanatı etkisi gördü. Kendisi de uzmandır zaten, dünya çapında bir sanat
eleştirmen olarak da çok kuvvetliydi. Bunları dedi biraz etki altında gördüm dedi, yani kibarca tabii söylüyor. Siz dedi Yugoslav naifleri gibi resim yapsın dedi sizin ressamlar. Yani aslında tabii çok ağır bir laf böyle bir şeyi söylemesi bir Türk ressamı için, ama yani adamların Türkiye'ye bakış açısı öyleydi. Ki bu Leo Castelli dünya çapında sanatçılarla çalışmış. Bütün dünya müzelerini, Ludwig Müzesi'nden tutun, Amerikan pop sanatını geliştirmiş, MoMA'ya resim, her dünya çapındaki sanat münekkitlerinin tanıdığı bir isim. Bakış açısı maalesef böyle. İşte bunu nasıl kıracak Türkiye? Belki bir 50 sene, 100 sene geçtikten sonra yeni isimler çıkartacak ve dünya sanatına bir katkı yapan sanatçılar yetişecek. Türkiye'deki sanat eserlerinin tasnifinin olmadığını görüyorum. İllüstratif eserler, dekoratif eserler ya da başka türlü çalışmalar hepsi birbirine karışmış durumda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim görüşüm genel olarak bakarsanız Türkiye'deki nüfusun %99'u ilgilenmiyor plastik sanatlarla. Yani felsefi olarak da düşünebilirsiniz ama sanata, halkın sanata bakış açısı bir Hristiyan bakışı gibi değil. Çünkü bu iş aslında Hristiyan sanatı bütün dünyaya yayılmış 4. yüzyıldan itibaren. İkonların başladığını düşünürseniz 4. yüzyılda. Hristiyanların kilisenin etkisiyle, o zamanın zenginleriyle bu büyük destek görmüş. Ve en basit insanın evinde bile bir sanat eseri var, bir heykel var, bir resim var. Onlarla diyalog kurulmuş. Dolayısıyla Türk sanatçısı öyle bir destek almamış. Yani Türk halkının öyle bir yakınlığı olmamış yüzyıllarca. Bizde nasıl olmuş? Craft gelişmiş, yani sanat gelişmemiş de daha çok işte minyatür, hat sanatı, halı sanatı, seramik, ebru sanatı, yani bu tip bir şey. Yani dekoratif anlamda bir gelişme olmuş. Yani sanat ayrı bir şey. Sanat, resim sanatı olarak düşünebilirsiniz. Heykel sanatı, ama bunun yanında da tabii dekoratif sanatlar da var. Osmanlı, Selçuk'a baktığınız zaman en güzel çinileri görürsünüz, en güzel hat sanatını. Fakat resim tadında Hristiyan sanatının yaptığı gibi resim de 19. yüzyılın ortalarından itibaren başladığı için ve öyle de bir destek görmediği için hiçbir zaman bir Fransa, bir İtalya gibi olmamış. Çünkü o İtalya'nın yahut da İspanya'nın, Fransa'nın 18-19. yüzyıl sanatına baktığınız zaman müzelerde yüzlerce, binlerce sanat eseri görüyorsunuz. Biz öyle bir gelenekten gelmiyoruz. Dolayısıyla öyle bir beslenme de olmamış halk arasında. Dolayısıyla böyle bir çok sınırlı bir idealist ressamlar arasında bu iş yapılmış. Bir miktarda destek görmüş devlet tarafından. Türkiye'deki müzeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzelerimiz dikkat ederseniz Louvre Müzesi, British Museum, Metropolitan Museum birkaç yüzyıllık gelenekleri olan ve toplama geleneği olan, yani sanat eseri toplamışlar. Afrika'dan, Uzak Doğu'dan, Avustralya'dan, Çin, Japonya, her taraftan eserler toplanmış ve British Museum'a girmiş. Bizde öyle bir gelenek olmadığı için dikkat ederseniz 37'de kuruluyor Resim Heykel Müzesi. Ondan sonra 2000'li yıllardan itibaren müzeler açılıyor. Yani çok büyük bir rötar var ve o rötarı kapatmak da hemen hemen imkansız gibi şu an için. Yani açılan 85 milyonluk bir ülkeyi düşünün. İşte Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Elgiz Müzesi var. Yani 3-4 tane müzede buna yetmiyor. Bir tane de Eskişehir'de açılmış olan bir müze var, yeni açılan. Onun dışında bu yetersiz bir şey oluyor tabii ki toplum açısından. Sanatın temelinin kültür olduğunu düşünüyorum. Yani zengin bir kültürel birikim olmadan bilhassa modern sanatın yapılamayacağını düşünüyorum. Bu konunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii orada çok büyük bir sorun var. Çünkü
öyle bir Türk sanatçısı üstünde öyle bir bombardıman yapılmış ki Batı ülkelerinden, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan korkunç bir etki altına girebiliyor. Eğer çok yetenekli, çok yaratıcı bir sanatçı değilse arka arkaya ekoller yapılmış. Bir kere onlara bakmak lazım. Mesela 16. 17. yüzyıldan sonra büyük değişimler oluyor dünyada. Yani Jacques-Louis David Anger, Delacroix, Goya, Zurbaran, Velázquez, yani bir sürü sanatçı yetişiyor. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey olmamış zaten. Öyle bir Velázquez gibi bir sanatçı çıkmamış. 19. yüzyılın sonuna doğru büyük bir değişim geçiriyor dünya. Empresyonizm başlıyor. Arkasından post-empresyonizm, sonra fovizm, kübizm, dadaizm, ekspresyonizm. Yani öyle bir bombardıman yapılmış ki Türkiye'ye, Türk sanatçısına. Arkasından fotorealistler geldi. Her 5-10 senede bir çok büyük sanatçılar çıkarttılar. Ve sanatçılarımız onların, yani oradaki üretilmiş olan ekollerin içinden bir tanesini beğenip ona benzer işler yapmışlar. Yani bugün mesela Hikmet Donat, Çağlı, Feyhaman Duran 1910'da Paris'e gidiyor. Orada empresyonist resmi görüp geliyor buraya. Yani büyük bir rötar da var. Çünkü empresyonizm zaten bitmiş. 1860'lı yıllarda bitiyor. Yapılmış, bitmiş. Monet, Manet, Pissarro, Sisley. Bir sürü isim sayabiliriz. Şimdi Türk ressamı öyle bir eser yaratacak ki bir ekol kurulmuş olacak. Ve o ekolü de dünya sanatçıları bunu benimseyecek. Öyle bir ressam çıkmadı Türkiye'den. Ve şu aşamada da çıkması bence imkansız. Ama ne oluyor? Gecikmiş olarak bir konseptüalist sanatçı çıkıyor. Bir fovist çıkıyor. Hatta empresyonist resim yapan hala bir sürü ressam var. Çok da tutuluyor. Naif resim yapan var. Hala tutuluyor. Kendi kendinin tekrarını yapan ressamlar var. Yani toplum veya eleştirel bir tarafı da yok Türkiye'nin. Mesela iyi bir eleştirel birisi çıksın, bunların hepsinin eleştirisini yapsın. Öyle bir durum da yok. Dolayısıyla yani çok böyle parçalanmış bir durumda Türk resmi devam ediyor. Ve dikkat ederseniz eğer dünya çapında ekol yaratan bir sanatçı çıksa zaten Avrupalı, Amerikalı müzeciler hemen onu keşfederler ve kendi bünyelerine alırlar. Öyle bir durum henüz olmadı Türkiye'de. Son yıllarda Bodrum gibi yerlerde gelişen sanat etkinlikleri hakkında fikriniz nedir? Son birkaç seneden beri yaz aylarında Bodrum, işte Antalya gibi belirli turizm merkezlerinde sanatsal faaliyetler başladı. Bu aslında son derece sevindirici bir şey. Türkiye'nin çok ölü mevsimlerinde, mesela Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, daha önceki yıllarda çok iyi geçmezdi İstanbul'daki sanat galerilerinin çalışma yöntemleri. Çok bir anda dururdu. Fakat böyle bir son iki seneden beri Ege kıyılarında sanatsal faaliyetler başladı ki bu son derece önemli bir şey. Hem turizmin gelişmesini sağlayabilir, hem oradaki sanatsal gelişmelerle birçok koleksiyoncu oluşturabilir zaman içerisinde tabii. Fakat deniyor ki işte bu da bir nevi Güney Fransa gibi olacak. Yani o seviyeye gelecek. Şimdi oradaki zorluk şu. Şimdi Güney Fransa'ya baktığınız zaman çok önemli müzeleri var. Mesela benim elimde bir liste var. Fondasyon Vazarelli var mesela. Fondasyon Mack. Müze Picasso, Müze Bonnard. Jean Cocteau Müzesi, Fernand Léger Müzesi, Paul Cézanne Stüdyosu, Marc Chagall. Şimdi dünya çapında Müze Renoir'da var. Şimdi böyle büyük müzeler var Güney Fransa'da. Picasso'da Valoris'te seramik çalışmaları yapmıştır. Çok zengin Amerikalı milyarderler oralarda villalar almışlar. Orası bir merkez ve çok pahalı bir bölge. Şimdi Türkiye'nin öyle bir şey olması tabii çok zor. Ama eğer
buna benzer Ege kıyılarında da böyle müzeler falan kurulabilirse belki orası da biraz benzerlik kazanabilir. Ama şu an için daha amatör bir şekilde devam ediyor. Bazı önemli otel sahipleri bunları destekliyorlar. Tabii bu bizim için çok faydalı bir şey olacaktır. Hem sanatçıların maddi yönünün gelişmesi açısından hem de sanatın gelişmesi açısından bence Ege kıyıları çok önemlidir. İnşallah zaman içinde çok daha büyük sergiler açılacak. Hatta müzeler, özel müzeler dahi kurulabilme durumu olacaktır tahmin ediyorum. Türkiye'de sanat alanında en fazla suçlanan kesim galericiler. Sanki Türkiye'de büyük sanatçılar çıkmış ve galericiler bunu engelliyorlarmış gibi bir düşünce mevcut. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bu aslında mesela baktığınız zaman 19. yüzyılın sonunda başlayan bir şey galericilik. Abu Vazvolar, Duvin, Kanvaylar bir sürü isim var. 100 seneden fazla uğraşıyor. Şimdi Batılılar hataları da görmüş. Galericilerle ressamlar arasında bir sürü problemli durumlar olmuş. Mahkemelik olmuş. Bir takım yazılar çıkmış basında falan. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey olmadı. Türkiye'de 80'li yıllardan itibaren galericilik başlıyor. Yani bilinçli olarak yahut da yavaş yavaş başlıyor diyelim. Burada pazar olmadığı için ressamla galerici hep birbiriyle münakaşalı oldu. Yani aslında pazar olsaydı tamamen oturup çalışma yaparlardı bireysel olarak. Alır satardı. Mesela Batı'da hiç kimse birbiriyle uğraşmaz. Bizde maalesef öyle bir takım problemler oldu. Mahkemelik durumda oldu. Sürtüşmeler oldu, dargınlıklar oldu. Ama bu bir süreç meselesidir. Tahmin ediyorum 20-30 sene içerisinde belirli bir noktaya gelecek. Bazı sorunlar oldu. Galerici ucuza aldı. Ressam kendi atölyesinden sattı habersiz olarak. Anlaşmaları bozdu. Yani herkesin bir hatası var tabii bu galericilik ve ressam dünyası içerisinde. Her şey yoluna girecek tahmin ediyorum zaman içerisinde, evet. 2000 yıllarından sonra dünya sanatında büyük bir durgunluk gözlüyorum. Artık star sanatçı çıkmıyor. Bu konuda fikriniz nedir? 20. yüzyıl olarak bakarsanız çok değerli sanatçılar çıktı. Mesela 20. yüzyılın başından itibaren düşünürseniz ekollerin çıkması, her ekolün sürrealizmle düşünün, ekspresyonizm, her dönemin çok ünlü en azından 30, 40, 50 ressamı çıktı her ekolün. Ve bunlar bütün 20. yüzyıl boyunca devam ettiler. Fakat 21. yüzyılda söylediğiniz gibi bir yeni ekol çok zor çıktı farkındaysanız. Son 20 yıldan beri veya 25 yıldan beri star yetişmiyor dünya çapında. Bizde birkaç popüler ressam yetişti. Onun dışında da fazla bir şey olmadı. Bu belki bir duraklama devri olabilir. Fakat daha sonra dünya kendi rayına oturacak. Yani yeni ekoller çıkacak, yeni sanatçılar çıkacak. Ve onlar yönlendirecekler dünyanın ekol düzenini. Fakat 20. yüzyıl gibi hareketli bir şekilde başlamadı 21. yüzyıl. Pandemiden sanat camiasının nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz? Pandemi döneminde bir buçuk, iki sene kadar bayağı bir durgunluk oldu. İnsanlar sosyal olmaktan uzaklaştılar falan. Bayağı olumsuz etkileri oldu. Fakat alım satımda bir değişim olmadı diyebiliriz. Çünkü çok sanat meraklıları kişiler telefonla veyahut da bir şekilde o sanat eserlerine ulaştılar ve onları satın aldılar. Ama bütün dünyada böyle bir panik yaşandı. Sadece sanat için değil, birçok branşta bir dalgalanma oldu maalesef, evet. Modern sanatın temelinin kültür olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında fikriniz nedir?
Eğer o birikimi yoksa onun sanat yapması da biraz zorlaşabiliyor. Yahut da yüzeysel bir şey yapmış oluyor. Sadece vizüel olarak, yani bakarak, belirli bir algılayarak resim yapmaya çalışıyor. Fakat o resmin özü tabii yeterli olmuyor. Yani bir dünya çapındaki bir sanatçı olmaya yetmiyor. Demek ki yani her şeyden önce bir entelektüel altyapı şart sanatçının gelişmesi için veyahut da yaratıcılığı devam ettirebilmesi için. Yani o bakımdan öyle. Çünkü çoğu vizüel şekilde yapıyor sanatı. Yani altyapısı, entelektüel altyapısı olmadığı için, bir de sanatla da bağlantısı görsel olduğu için bir yerde takılıp kalıyorlar. Benzerlik var bir ekolle fakat kabul görmüyor dünya çapında baktıkları zaman. Buran Dağınçay, literatüre giren, dünya literatürüne giren en önemli Türk ressamlarından birisi. Kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buran Dağınçay tabii siyaset bilimi okumuş bir sanatçı. Hukuk tahsili yapıyor Paris'te. Ondan sonra Danimarka ekonomisinin ekonomisi üzerinde de master'ı var. Yani böyle değişik bir yerden geliyor. Ve diplomat aynı zamanda. Fakat 62'den sonra resim yapmaya başlıyor her şeyden uzaklaşarak. Yani sadece ressam kimliği değil de bütün dünyayı tanıyan bir sanatçı. Yani demin sizin konuştuğunuz şeye de geliyor. Spordan da konuşabiliyorsunuz, siyasetten konuşuyorsunuz, sosyolojik şeyler. Ya çok bilgili bir insandı. Benim çok yakınımdı. Dünya çapında çalışmalar yapmıştır. Bütün müzeleri 114 ülke gezerek, ki bir fenomendir aslında. Yani Türkiye'de öyle 114 müze gezmiş bir ressam yok. Ve pek olacağı da yok. Tek tek gidip inceliyor ve New York'taki atölyesinde bu üretimi yapıyor. Çok yaratıcı bir sanatçı ve hem koleksiyoncularla çalışma yapıyor, hem müze, 60'tan fazla dünya müzesine de eser sokmuş bir sanatçımız. Kendisinin aşağı yukarı 10'un üzerinde yayınlanmış kitabı var. Brandon Taylor'ın yazdığı, bir İskoçyalı bir sanat yazarının yazdığı bir kitaptır. Roy Moyer tarafından, yani yabancı sanat yazarlarının ele aldığı bir sanatçıdır ki mesela bunun bir eksikliğimiz, bizim Türk sanatçılarında yabancılarla bağlantı kurması hemen hemen imkansız gibiydi daha önceki yıllarda. Belki bundan sonra internasyonel yazarlarla çalışma imkanı bulabilir sanatçılarımız. Yani Dağınçay ilk uluslararası arenada çalışmış bir sanatçımızdır. Türkiye'yle de bağlantısı oldu. Benim de 1976'da sergisini açmıştım ve ölünceye kadar birlikte çalıştık. Çok önemli bir isimdir. Villegli, Rotella, Voss, Dufresne gibi sanatçılarla da anılan bir sanatçımız. Fakat 14 civarında değişik üslubu olmuştur sanatçı olarak. Mesela bu da bir rekordur. Çünkü bizde tek bir ekolle doğup ölüp öyle o şekilde giden çok sanatçımız var. Bu kendini yenilemeye çalıştı. Her 3-5 senede bir eskiyi bıraktı, yeniye geçti. Ve o da bir cesaret işidir. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bir ekol tutmuşsa yahut da yapmış olduğu resim tutmuş, onun kopyasını yapar bizim ressamların çoğu. Aynısını yapar aşağı yukarı biraz renk farkıyla. Fakat Dağınçay daha cesur bir kişilik. Hep bırakıyor, yenisine başlıyor. Bırakıyor. 14 kere değişik çalışmalar yaptı. Ve hepsi de koleksiyoncular tarafından kabul görmüştür. İlk müze kuran sanatçımızdır. Dağınçay Müzesi Beyoğlu'nda kuruldu. Genç öğrenciler için, ilkokul, ortaokul öğrencileri için yarışma tertiplemiştir. Onların birinci gelenlerini Paris'e, Londra'ya burs vermiştir. Mesela böyle idealist çalışmaları vardır. Birçok sanatçıya da maddi yardımda bulunmuştur. Yani onu ben kendim bizzat yaşadım.
bazı resimlerini bana verip onları sat ve bu sanatçılara ver demiştir. Yani isimler önemli değil. Böyle hümanist tarafı da vardır. Yani iyi bir dosttu aslında. Çok mühim bir sanatçımızdı. Evet, şu an 60'ın üzerinde dünya çapında sanat müzelerinde eserleri devam etmektedir ve Türkiye'yi de tanıtan bir kişidir. Son 1987'de Canberra'ya gidiyor, Avustralya'nın baş şehri. Oradaki Modern Sanatlar Müzesi'ne gidiyor. Müze müdürüyle tanışıyor. Diyor ki ben ressamım diyor. Türkiye'den geldim. Canberra Müzesi müdürü diyor ki ben diyor Türkiye'den kahraman asker çıkardı ama ressam çıkacağını hiç tahmin etmemiştim diyor. Şimdi 1987'de bir Avustralyalı müze müdürünün bakışı öyle. Fakat bugün onu aşan ressamlarımız mutlaka çıkacaktır ve dünya çapında olacaktır. Ve o müze müdürünü de mahcup edecektir tahmin ediyorum. Farah Nisa Zeyt ve onun sanatı hakkında fikriniz nedir? Farah Nisa Zeyt, ben Zeyt ailesini yani Şakir Paşa ailesinden bütün bireyleriyle tanıştım diyebilirim. Freya Koral, Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir, Farah Nisa Zeyt, Şirin Devrim, Nejat Devrim hepsi birbirinden bağlantılı kişiler. Hepsinden tanıştım, beraber oldum. Çok mühim bir ailedir Şakir Paşa ailesi. Zeyt kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı aslında. Tabii belirli şansları var. Evlenmiş olduğu Zeyt ailesinin bireyleriyle falan. Hem diplomatik bir kişiliği var, prenses olmuştur. Hem de Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika birçok ülkeyi dolaşmış ve 1950'li yıllardan itibaren de yapmış olduğu bu soyut resimlerle Paris soyutunun içine girmiştir. Bu çok önemli bir şey. Paris soyutunda işte Vieira da Silva, Polyakov, Erben onlarla anılmış, aynı sergilere katılmıştır. Dolayısıyla dünyanın tanıdığı bir sanatçımızdır. Birisi Doğan Çay, birisi de Farah Nisa Zeyt'tir. Zeyt'in farkı 2018 yılında veya 2017 galiba, 2017 yılında Tate Müzesi'nde çok büyük bir sergisi olmuştur. Bu tabii bizim için çok büyük bir onur vesilesidir. Çünkü hiçbir ressamımız Tate Müzesi'nde, Tate Londra'da böyle bir retrospektif sergi açmamıştır. O sergiyle çok büyük bir isim olmuştur Zeyt. Ve bugün sanatçıların içinde biraz öne çıkmış konumdadır ve koleksiyoncuların en aradığı sanatçı konumundadır. Fiyatları da birkaç yüz bin doların üzerindedir büyük resimlerinin fiyatları. Dolayısıyla iki tane çok önemli sanatçımız var. Biri Doğan Çay, biri Farah Nisa Zeyt. Peki oğlu Nejat Devrim hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci sınıf bir soyut sanatçımızdır. Fakat onun beşeri ilişkileri yani sosyal ilişkilerinde bazı zorluklar olduğu için o yeteneğini sosyal hayatında kullanamamıştır ve o meşhur olma şeyi biraz daha gecikmiştir. Fakat önümüzdeki yıllarda tahmin ediyorum çok büyük sergileri açılacaktır ve belki de Farah Nisa Zeyt'ten daha önemli bir konumda olduğu anlaşılacaktır. Türkiye'deki koleksiyoncular sanatı nasıl şekillendiriyor? Sadece resim ve heykel koleksiyonu yapılıyor. Aslında biraz daha global düşünmesi lazım sanat koleksiyonu yapanların. Çünkü dünyada o kadar çok sanat eseri yapılmış ki, mesela Güney Amerika'ya bakın, Afrika ülkelerine bakın, okyanusya, uzak doğuya, Çin, Japonya, Almanya, o kadar fazla sanat eseri ve değişik ekoller yapılmış ki bunların içinden de koleksiyon yapılabilir. Yani sadece Türk resmi, Türk heykeli meselesi değil. Böyle bir koleksiyoncu da Türkiye'de henüz oluşmuş değil. Yani gitsin mesela bir Afrika sanatından etkilensin, oralardan
çok ilginç eserler bulsun, getirsin burada bir müze açsın. Dünyada bunu yapanlar var. Veya İskandinav ülkelerinin mesela Marimekko'yu ilgilensin, Finlandiya'daki mesela halı örneklerini alsın, porselen toplasın, uzak doğudan halı toplasın. Böyle bizde o tip koleksiyoncu da yok. Mesela 10 tane Türk ressamından resim alınca birinci sınıf bir koleksiyoncu konumuna geliyor. Öyle bir şey yoktur aslında. Yani bütün kültürlere açık yaşaması lazım bir koleksiyoncunun. Bu kendi zevkine göre, kendi kararına göre bir konuda bu koleksiyonları yapmasının hem Türkiye açısından da faydası olabilir. Çünkü onları Türkiye'ye getirir, özel bir müze kurabilir, sergileyebilir, başka kültürleri tanıtır. Batı'da bunu yapıyorlar. Bir Amerika'ya baktığınız zaman, ya İngiltere ki bunun başını çekmiş İngiltere'dir. British Museum'a gittiğiniz zaman bütün dünya kültürlerinin eserlerini orada görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de de yavaş yavaş böyle bu tip koleksiyoncuların gelişmesi çok faydası olacaktır. Sanat sever gençlere kendilerini geliştirmeleri için tavsiyeleriniz nedir? Mutlaka dünyadaki sanat merkezlerini gezmesi lazım. Orada ne oluyor, burada ne oluyor, mukayese yapması lazım. Ve kişisel çabalarla sanat ancak gelişebilir. İlk başta tabii yetenek olacak, arkasından entelektüel altyapı gelişecek. Ve dünyayı gezmesi lazım. Yani Japonya'yı da merak etmeli, Afrika ülkelerini de merak etmeli. Her tarafı gezmesi lazım. Eğer bunu o birikimi sağlayamazsa imkan ve ihtimal yok. Yani hiçbir şey olmasına imkan yok. Söyleşimizin sonuna geldik. Sayın Yaşı Varız'a teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için.